Ne kadar da neşelisin. Ne oldu, ne geldi? Mektup arkadaşından mektup geldi anne. Aa, ne güzel. Ne yazmış? Benden bahsetmiş mi? Evet. Hadi açıp okusana. Ben de merak ettim. Merhaba Müge. Nasılsın, iyi misin? Ailen nasıl? Kardeşim Mine de iyi mi? İyiyim. Sen nasılsın? Gönderdiğin mektup için çok teşekkür ederim. Bizim burada çok kar yağdı. Hep karda oynadık. Sana kardan adamla çektirdiğimiz fotoğrafı gönderiyorum. Herkese çok selam ederim. Cevabını hemen bekliyorum. Orası Erzurum. Orada kış uzun sürer. Cevap yazmayacak mısın Müge? Evet. Hem de hemen yazacağım. Ben de mektup yazmak istiyorum. İyi de kime yazacaksın? Talip amcama yazacağım. Ama yazı yazmayı bilmiyorum. Bana yardım eder misin abla? Şu anda yardım edemem canım kardeşim. Çünkü benim de yazmam gereken bir mektup var. İyi ama ben nasıl yazacağım? Anne, sen yardım eder misin? Benim çok daha iyi bir fikrim var. Madem yazı yazmayı bilmiyorsun, o zaman neden sen de Talip amcana resim çizip göndermiyorsun? Resim mi? Resimden mektup olur mu ki? Olur, hem de çok güzel olur. Talip amcana anlatmak istediğin şeyleri resimle de anlatabilirsin. Hem bu amcanın da çok hoşuna gider. Gitmez mi? Hem ilk yazıyı bulan insanlar da anlatmak istediklerini harflerle değil, resimlerle anlatıyorlardı. İlk yazı nasıl bir şeydi acaba? Şöyle resime benzeyen ama... yani tam resim gibi de değil ama... Bu böyle olmayacak. Size ilk yazının nasıl olduğunu anlatmak için göstermem gerekiyor. Hadi hazırlanın. Hep beraber ilk yazı nasıl bir şeymiş gidip görelim. Aa! Zaman yolculuğu mu yapacağız? Tabii ki hayır canım kızım. Babanızın bizi nereye götüreceğini anladım galiba. Bakın Ayasofya. İşte Sultanahmet Camii. Ne kadar da güzel. Ne kadar da büyük bir taş. İşte babanızın bize göstermek istediği bu dikili taş çocuklar. Çok uzaklardan getirilmiş. Dikili taş, tam 1700 yıl önce kocaman bir sal üzerinde İstanbul'a getirilmiştir. Üzerinde ne kadar da çok resim var. Baykuş var, aslan var, kocaman da bir göz var. Eskiden ressamlar resimlerini taşa mı yapıyorlarmış? O resimlere hiyeroglif denir. Bugün bizim kullandığımız yazının ilk halidir Mineciğim. Aa! Resim yazısı bu mu? Evet. Çok ama çok eskiden insanlar bizim kullandığımız harflerle benzer harfler bulmadan önce birbirlerine anlatmak istedikleri şeyleri resimle anlatırlarmış. Ama tabii o zaman kağıt da yokmuş. Kocaman taşlara çekiç ve çiviyle kazırlarmış resimleri. Kocaman taşları nasıl taşıyorlardı acaba? O zaman okula gitmek ne kadar zordur kim bilir. Çocuklar, defterlerinizi unutmuşsunuz. Hiç defter olmadan okula gidilir mi? Of! Ne kadar da ağır! İmdat! Ben bir kediyim. Benim okulda ne işim var ki? Alın artık şu taşı! O da ne? Bilmiyorum ama bunu dün icat ettim baba. Bununla okula gitmek daha kolay. Bu yuvarlak şeylere tekerlek diyelim. Bu alete de el arabası diyelim. Evet, evet. Fazla taş
yaşı olan var mı acaba? ne yazık ki o zamanlar okulda yoktu Mineciğim. Aa, okul yok muydu? Kitapları da mı yoktu? Kitapları olsa bile okunamayacak kadar kocaman olurdu. Sonra küçük dinozor annesini aramaya başlamış. Sonra ne olmuş baba? Minik dinozor annesini bulabilmiş mi? Şu sayfayı bir çevireyim devam edeceğim çocuklar. Ne yazık ki o zamanlar kitaplar da yoktu çocuklar. Taş devrinde insanlar başlarından geçen olayları anlatmak için mağara duvarlarına bitkilerden yaptıkları boyalarla resimler çizerlerdi. Aa! Mıncır fareyi kovaladı. Sonra da Sümerler ilk defa yazıyı kullanmaya başlıyorlar. Sümerler de kim? Sümerler yazıyı icat eden medeniyettir Mügeciğim. O zaman harfler olmadığı için her olaya ya da eşyaya karşılık gelecek bir işaret bulmuşlardır. Mesela kuş resmi yaptıklarında bu uçmak anlamına geliyordu. Bu resimleri ve işaretleri çizerken ince, kaleme benzeyen çivileri kullandıkları için bu yazıya çivi yazısı denmiştir. Yazının bulunması çok ama çok önemli bir olaydır çocuklar. Bu ilk yazı Mısır'a kadar ulaştı. Bakın, buradaki dikili taş da o zamandan kalma işte. Peki bizim kullandığımız alfabe nasıl bulundu? İşte o zamanlar yaşayan insanlar da bu kadar çok işareti akıllarında tutamıyorlardı. Bunu basitleştirmek istediler ve zamanla bizim de kullandığımız alfabe ortaya çıktı. Alfabenin ilk harfi nedir biliyorsunuz değil mi? Duyamadım. A mı dediniz? Aferin, bildiniz. O zaman hep beraber söyleyelim. Hem söyleyelim hem dans edelim. Alfabenin ilk harfi A, A, A. Ayı, aslan, Ayşe, Arda, hepsi başlar A'yla. A, A, A. İkinci harfimizin adı da B. Baykuş, Bora, Bebe, hepsi başlar B'yle. B, B, B. Tuttuğum harfin adı C. Cingöz, Cik, Cik, Cemre, hepsinde var bir C. Benim